Elektrikli araç satışlarındaki artış tamamen yavaşladı ve bugünlerde herkes potansiyel elektrikli araç pazarının çöküşünden bahsediyor. Ancak size sorunun elektrikli araçlara olan düşük talepten çok daha büyük olduğunu ve bunun elektrikli araç devriminin tamamen başarısızlığa uğramasının ilk aşaması olabileceğini söylesek ne dersiniz? Elektrikli otomobil pazarı kötü günler geçirmiş olabilir, ancak en kötüsü henüz gelmemiş olabilir mi? Bu video elektrikli otomobiller için yaklaşan bir tehdidi araştırıyor. Potansiyel nedenleri ve özellikle elektrikli araçlar için ulaşımın geleceği için ne anlama gelebileceğini inceleyeceğiz. Bu geçici bir gerileme mi, yoksa elektrikli araç devrimini tamamen raydan çıkarabilecek temel bir değişim mi? Uzmanların neden yaklaşan bir fırtına konusunda uyarıda bulunduğunu ve bunun elektrikli araç sahipleri ve elektrikli araç pazarı için ne anlama geldiğini görmek için videomuzu izlemeye devam edin. Bir, altyapı yetersizin de ötesinde. Elektrikli araçlar son birkaç yılda pazar payı açısından biraz büyümüş olabilir, ancak bunu şarj altyapısının yeterince hızlı gelişimi takip etmedi. Dahası mevcut halka açık şarj cihazlarının sayısı o kadar düşük ki hala bir elektrikli araç satın almayı düşünenlerin bile tereddüt etmesinin en büyük nedenini temsil ediyor. Uzmanların bu 10 yılın sonuna kadar 180 binden fazla şarj cihazına ihtiyaç duyulacağını öne sürdüğü Amerika pazarını örnek alalım. Şu anki sayı nedir biliyor musunuz? 40 binden az. Bu da halka açık şarjla ilgili sorunların önümüzdeki yıllarda artmaya devam edeceğini açıkça gösteriyor. Hükümetin halka açık şarj istasyonlarına yeterince yatırım yapmadığı görülüyor. Bu nedenle BMW, GM, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, Stellantis ve birkaç otomobil üreticisi daha Kuzey Amerika'daki mevcut şarj istasyonlarının kronik eksikliğini telafi etmek için 30 bin şarj cihazından oluşan bir ağ kurmak için güçlerini birleştirdi. Dahası her büyük otomobil üreticisi Tesla'nın şarj standartlarına geçmeyi kabul etti. Yani Kuzey Amerika'daki her elektrikli araç yakında aynı tür şarj portuna sahip olacak. Ancak bu yeterli olacak mı şüpheliyiz. Yetersiz sayının yanı sıra kamuya açık şarj cihazlarının güvenilirliği ve hızlı şarj cihazlarının satın alınabilirliğinden başlayarak birkaç sorun daha var. Yani halka açık istasyonlarda şarj etmek çok pahalı olabilir ve bu da genellikle özel park yerleri olmayan ve uygun fiyatta elektrikli araç şarjından yararlanabilen daha orta sınıf alıcıları çekme tutkusuyla tam olarak uyumlu değil. 2. Erişilebilirlik. Elektrikli otomobillere olan ilgisizliğin en önemli nedenlerinden biri de fiyatlandırma. Elektrikli araçlar hala içten yanmalı muadillerine göre önemli ölçüde daha pahalı. Tipik bir elektrikli araç fiyatı 50 bin ile 60 bin dolar arasında değişiyor ve son rapora bakılırsa uygun fiyatta elektrikli araçların yakın zamanda gelip gelmeyeceği çok belirsiz. Elektrikli araç üreticileri de uygun fiyat formülünü bulamamış gibi görünüyor. Kitleleri çekmenin yolu bu değil ve özellikle ilgi çekici olan şey elektrikli araçların yakın zamanda yeterince uygun fiyatta olabileceğine dair hiçbir gösterge olmaması. Evet, hükümet büyük teşvikler verirken elektrikli araç üreticileri de büyük indirimler sunuyor. Ancak bu yine de yeterli değil. Çünkü pazarın gerçekten ekonomik bir elektrikli araca ihtiyacı var. Kompakt içten yanmalı araçlarla karşılaştırılabilecek bir şey ya da bunun gibi bir şey. Ancak üretimi optimize edememe ve genel işletme maliyetini düşürememe yüzünden otomobil üreticileri elektrikli araçlardan para kaybetmeye devam edecek ve bu da onları pahalı, düşük hacimli lüks elektrikli araçlara bağlı kalmaya zorlayacak. 3. Otomobil üreticileri hızlı elektrifikasyon planından vazgeçiyor. Kısa bir süre öncesine kadar herkes elektrikli araçlara geçişin hızlı ve sorunsuz olacağına inanıyordu. Ancak son trendler bunun tam tersini gösteriyor. Elektrikli araç pazarı yavaşlarken otomobil üreticileri hala elektrikli araçlardan nasıl kâr elde edeceklerini bulamadılar. Hala büyük paralar kaybediyorlar ve milyarlarca yatırımdan sonra muhtemelen yakın zamanda geri dönmeyecekler. Strateji değişikliğinin zamanı geldi. Ford ve Chevy gibi otomobil üreticileri aylar önce iddialı elektrikli araç projelerini büyük ölçüde geciktirdiklerini açıkladılar. Ancak görünüşe göre diğerleri de onlara katılıyor. Bu özellikle Avrupalı otomobil üreticileri için geçerli. Birçoğu oldukça iddialı planlarla ortaya çıktı. Mercedes-Benz ve Volkswagen gibi şirketler önümüzdeki 10 yıl içinde tamamen elektrikli araçlar üreteceklerini açıkladılar.
Ancak yetkililerinin son açıklamalarına bakılırsa yakın zamanda içten yanmalı motorları terk etmeyecekler. BMW ise elektrikli araçlara tam geçiş tarihini hiçbir zaman belirtmedi. Ancak son hamlelerde içten yanmalı motorları terk etme niyetinde olmadığını gösteriyor. Dahası Bavyeralı otomobil üreticisi yeni benzinli ve dizel motorlar geliştiriyor. Toyota'nın uzun zaman önce karar verdiği gibi BMW de pazarı ve yeni teknolojilerin geliştirilmesini, müşterilerin belirlemesine izin verecek. 4. Yenilenebilir enerji değil. Elektrikli araçların sorunu sadece ekonomiyle ilgili değil, çok daha büyük. Sürdürülebilirlikten bahsediyoruz ve şimdiye kadar bunu başarmak için pek bir şey yapılmadı. Sadece elektrikli araç üretimi hala içten yanmalı arabalardan önemli ölçüde daha büyük bir karbon ayak izi bırakmakta kalmıyor, aynı zamanda yakın zamanda piller için temiz enerji kullanarak bunu telafi edebileceklerine dair bir işaret de yok. Çünkü dünyanın çoğu hala büyük ölçüde kömür yakan enerji santrallerine dayanıyor ve sadece bazı az gelişmiş ülkeler bu konuda değişim yaşamışlar. Amerika'da dahil olmak üzere hemen hemen her yerde durum böyle. Basitçe söylemek gerekirse güneş enerjisi veya rüzgar gibi şeylere tamamen güvenmekten hala 10 yıllarca uzaktayız. Ve elektriğimizin çoğu soğuk yanan enerji santrallerinden geldiği sürece sıfır emisyondan ve elektrikli arabaların yeşil enerjisinden bahsetmenin bir anlamı yok. 5. Yaşam tarzı değişikliği. Belirtildiği gibi kitleler, özellikle de orta sınıf, elektrikli araç teknolojisini tam kapasiteyle benimsemekten hala yıllar, belki de 10 yıllar uzakta ve bunun çok sayıda nedeni var. Yüksek fiyatlar da bunlardan biri. Tıpkı piyasadaki yeterli model seçeneklerinin çok sınırlı olması gibi. Ama bir şekilde en önemli şeyi ihmal ediyoruz. Elektrikli araca geçmenin tamamen bir yaşam tarzı değişikliği gerektirdiği gerçeği. Elektrikli arabaları şarj etmek için gereken tüm zamanı ve planlamayı bir düşünün. Birdenbire arabanızı doldurmak için 5 dakikadan daha fazlasına ihtiyacınız oluyor. Menzil ve şarj kaygısının yanı sıra duraklarınızı çok hassas bir şekilde planlamanız gereken uzun yolculuklardaki tüm o sıkıntılardan bahsetmiyorum bile. Kısacası elektrikli araba kullanmak pek çok taviz vermek ve yaşam tarzını tamamen değiştirmek anlamına geliyor. 6. İkinci el pazarı var mı? Birçok sürücü hiçbir zaman yeni bir sıfır araba satın almamıştır. Nispeten genç veya yaşlı olsunlar ikinci el bir araba almayı tercih ederler ve bu da çok mantıklıdır. Güvenilir bir otomobil üreticisi tarafından üretilen iyi korunmuş bir ikinci el araba bulabilirseniz bu genellikle yeni arabaların amortisman oranları göz önüne alındığında ödenebilirlik açısından daha iyi bir seçenek olur. Amortisman oranlarından bahsetmişken elektrikli otomobiller bu konuda çok kötü. Çok daha hızlı amortismana uğrarlar ve bunun temel nedeni kimsenin onları istememesidir. Kimsenin kullanılmış elektrikli araç satın almak istememesinin ise birçok nedeni var. Bize söylenenin aksine aslında daha pahalı oldukları gerçeğinden başlayarak sigorta maliyetleri, eğitimli profesyonellerin eksikliği ve daha karmaşık tasarım yüzünden onarım maliyetlerinin yüksek olması gibi birçok neden sayabiliriz. Son olarak ikinci el araçların gerçek değerinden daha pahalıya mal olabilen kötü şöhretli potansiyel pil değişimi de var. 7. Elektrikli araç hurdalıkları. Neredeyse yok denecek kadar az olan ikinci el elektrikli araç piyasasında otomobiller çok yakında tüketici elektroniği ile aynı muameleyi görecek. Yani elektrikli araç hurdalıkları tanık olduğumuz yeni bir fenomen ve nedenleri oldukça ilginç. Öncelikle sigorta şirketleri ve onların elektrikli araçları içten yanmalı araçlardan çok daha kolay silmeye yönelik politikalarına atıfta bulunuyoruz. Asıl sorun küçük çarpışmalar. Çünkü elektrikli otomobillerde küçük hasarlar bile son derece pahalı onarımlara yol açabiliyor. Çünkü en küçük bir kusur bile bataryanın bütünlüğünü tehlikeye atabilir. Bu nedenle sigorta şirketlerinin pahalı ve karmaşık onarımlarla uğraşmaktansa onu hurdaya çıkarmayı tercih etmeleri hiç de şaşırtıcı olmuyor. 8. Tam bir elektrifikasyon asla gerçekleşmeyecek. Az önce bahsettiğimiz tüm şeylerle birlikte bu tek mantıklı sonuç gibi görünüyor. Hatta pazar bu yıl önemli ölçüde yavaşladı ve artık kimse hızlı elektrifikasyondan bahsetmiyor. Büyük indirimlere rağmen Tesla gibi endüstri liderleri büyük bir düşüşle karşı karşıya, daha doğrusu tüm pazar düşüş noktasına oldukça yakın. Örnek olarak bu yılın ilk çeyreğini ele alalım.
yıldan yıla büyüme %2,6 gibi çok mütevazı bir seviyede kaldı. Ancak çeyrekten çeyreğe değişimlere bakarsak 2023'ün son çeyreğini kıyasla %15,2 daha az elektrikli araç satıldığı için pazar önemli ölçüde düştü. Aynı trend ikinci çeyrekte de devam etti ve hala resmi rakamları beklerken Tesla'nın Nisan ayında %177 düştüğünü ve Mayıs ayında da aynı şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Nedenleri oldukça açık. Orta sınıfın elektrikli araçları benimseme zamanı geldi ve zengin erken benimseyenlerin aksine bu durumda oran temel belirleyici faktör. Ve ortalama bir Amerikalının elektrikli araç satın alması için çok fazla rasyonel neden olmadığından mevcut pazar payının hala 7,3 olması şaşırtıcı değil. Bu arada hibritler daha erişilebilir bir teknoloji olarak yükselişte. Hükümetin elektrifikasyon için çok fazla baskı yaptığı Çin dışında dünyanın diğer bölgelerinde de durum oldukça benzer. Dünyanın büyük bir bölümünde tam elektrifikasyonun mümkün olmadığı ve önümüzdeki 10 yıllarda da mümkün olmayacağı açıkça görülüyor. Dahası Akio Toyoda gibi sektörün önemli isimleri elektrikli araçların hiçbir zaman küresel pazarın %30'undan fazlasını oluşturmayacağına inanıyor. Ki bu da dünya genelinde 1 milyardan fazla insanın elektriğe bile erişimi olmadığını düşünürsek son derece mantıklı. Her şeyi hesaba kattığımızda önümüzdeki 10 yıllarda pazarı içten yanmalı motorların yöneteceğini tahmin etmek oldukça kolay. Öyle değil mi?